değerli izleyenler, reklam aramız bitti. Şimdi başkanımızla yaptığımız röportajı devam edeceğiz ama onun öncesi kısa bir VTR izleyeceğiz. Afyonkarahisar Belediyesi Engelliler Meclisi tarafından başlatılan kapak toplama kampanyası sayesinde engellilerin ihtiyaçları karşılanacak. Afyonkarahisar Belediyesi Engelliler Meclisi Başkanı Mesut Yurt, kampanyanın içeriği hakkında yaptığı konuşmada kapak toplama kampanyasını başlatırken 3 temel amacı hedef aldıklarını söyledi. Kapak toplama kampanyasını başlatmamızda 3 temel amacı güttük. Birincisi, bilindiği üzere plastik kapakların, plastik malzemelerin doğada çok uzun süre kalabilmekte ve bu kapakların doğaya da çok zarar verdiğini biliyoruz. İkincisi, Milli Eğitim'deki öğrencilerimizin yardımseverlik duygularının ön plana çıkmasını hedeflemekteyiz. Üçüncüsü ise ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimizin tekerlekli sandalye ve diğer ihtiyaç duymuş olduğu malzemelerin bu kapaklar sayesinde kendilerine ulaştırma hedeflenmiştir. Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gökhan Güzeltaş ise bu projenin ciddi bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu kaydetti. Ciddi bir sosyal sorumluluk projesi, aynı zamanda hem çevreye hem bunu bilinçlendirme anlamında hem de engellilerimize tekrar böyle bir katkı anlamında yaptığı bu güzel projede birlikteyiz. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Özdemir ise Afyonkarahisar Belediyesi Engelliler Meclisi'ne böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı teşekkür etti. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığından dolayı huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Öncelikle duyarlılıklarından dolayı. Afyonkarahisar Belediyesi Çevre Hizmetler Birliği Müdürü Mehmet Durak, Çevre Hizmetleri Birliği olarak bu güzel projede yer almaktan dolayı çok gururlu olduklarını söyledi. Çağdaş Geri Dönüşüm Firması yetkilisi Çevre Mühendisi Cengiz Öztürk de yaklaşık 250 kilogram kapak toplandığı zaman bir tane tekerlekli sandalye alıp derneğe hibe edeceklerini belirtti. Biraz da siyasetten söz edecek olursak. Ne yazık ki Türkiye'de hala engellilere yönelik bir bakanlık oluşturulamadı. Bu konudaki sizin görüşlerinizi alabilir miyiz? Çünkü engelli bireyler zaman zaman bir araya gelerek bu konudaki eksikliklerini dile getirmeye çalıştılar ve hala da bu çalışmaları yakından takip ediyorlar. Bu konuda sizin görüşleriniz nedir? Şimdi bu konuda gerçekten şu anki Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken bu konulara aşina olmuş, büyük destek vermiş bir insan. Kendisi ilk kez başbakan olduğunda başbakanlığa bağlı ve yani direkt kendine bağlı bir özürler idaresi başkanlığı oluşturdu. Ve engelli vatandaşlarımızı milletvekili yaptı. Onlara da sorumluluklar verdi. Ve dünyada modern ülkelerde dahi olmayan bir engelliler kanununu çıkarttı. Engellilere birçok hak tanındı bundan, bu kanun nedeniyle. Sadece bir örnek vermem gerekirse örneğin aile zaten maddi yönden muhtaç. Herhangi bir gelir yok. Bir de o ailede bakıma muhtaç bir özürlü var, engelli var. Aile zaten kendisine himmet edecek durumu yok. Kendi karnı doyuracak durumu yok. Bir de engelli vatandaşı vardı. Hiç olmazsa onlar için asgari ücret düzeyinde bir para ödeyerek, bakım parası ödeyerek o aileye devletimiz katkıda bulunmaya başladı. Bunun gibi ilimizde sadece Afyonkarahisar'da her ay trilyonlarca para ödeniyor ailelere. Ödeniyor. Dolayısıyla İşte engelliler kanunum sayesinde bunlar ortaya çıktı. Ailesine para ödeniyor, özürlü vatandaşa para ödeniyor, onlar okula gidiyorsa okul parası ödeniyor, bir takım ekipmanlar için para ödeniyor. Velhasıl her ne kadar özürler için özel bir bakanlık olmasa da özürlü idaresi başkanlığı var, aktif olarak çalışıyor. Belediyeler zaten de bu konuda yarış halindeler bence. Belediyeler de bu işe el atmaya başladı. Bakanlık olmasa da talepleri bence karşılık buluyor diyebiliriz. Avrupa'daki çalışmalarla Türkiye'deki çalışmalara kıyaslayacak olursak engelli bireylere yönelik sizce eksikliklerimiz neler? Elbette Türkiye, bakın inanın bu engelli hakları, engelli rehabilitasyon merkezleri ya da engellilerin devletle olan münasebetleri bakımından Avrupa'nın bile birçok ülkesinden çok daha ileri durumda. Ya bizim Türkiye'mizdeki engelliler kanunuyla engelliler sağlanan haklar bugün Avrupa ülkelerinde bile yok. Düşünebiliyor musunuz siz? Evde bir engelli vatandaşınız var. Buna devlet her ay 600 lira para ödüyor. Bir sürü işsiz insan varken ama onun ailesine bu parayı ödüyor. Yine özürlerin kendi özür durumuna göre 200 lirayla 600 lira arasında değişen maaşları ödüyor, ücretleri ödüyor. Eğer okula gidiyorsa ailenin çocuğu okul giderlerini tamamen karşılıyor. Sağlık giderlerini karşılıyor. Herhalde geriye bir şey kalmıyor.
Kesinlikle. Bu konuda aileler yardım almak isterlerse hem eğitim açısından hem maddi açısından öncelikle derneklerimizi tercih etmeli ya da Engelliler Meclisi'ne gelerek geniş çapta bilgi edinebilirler. Tabii edinebilirler. Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğümüz tahsil konusunda yardımcı oluyor. Yine özel rehabilitasyon merkezlerimiz her türlü hakları konusunda kendilerine bilgi veriyorlar. Kent Konseyi Engelliler Meclisimiz hakeza tabiri caizse 24 saat bu konuda her türlü hizmete hazır. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz var. Orası çalışıyor. Bir de maaşla ilgili biliyorsunuz defter darlığımız 2022 sayılı kanun gelince defter darlığımız da bu konuda gereken desteği veriyor. Sayın Başkanım, bugün bize zaman ayırdığınız için size çok çok teşekkür ediyoruz. Son olarak bizleri izleyen izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajlarınız varsa lütfen buyurun. Efendim, şüphesiz engelli olmak bir kader. Ancak kesinlikle hayatın sonu değil. Engelli kardeşlerimiz bizim gerçekten kardeşimiz. Vatanımızın en önemli bence korunması gereken, desteklenmesi gereken varlıkları. Biz belediye olarak her türlü görevi bu konuda yapmaya hazırız. Vatandaşlarımızın, engelli kardeşlerimizin aklına gelen her türlü projeye, isteğe biz cevap vermek istiyoruz. Lütfen bu konuda bizi uyarın. Değerli izleyenler, bugün de ne yazık ki geldik bir programın daha sonuna. Ama bizler engelli bireylere yönelik yapılan çalışmaları takip etmeye devam edeceğiz. Lütfen siz de evlerinde, yakınlarında engelli birey olan vatandaşlarımız haklarını birazcık olsun araştırırlarsa Türkiye'de engelli bireylere yönelik yapılan çalışmalardan faydalanabilirler. Hatta Afyonkarahisar'da bu konuyla ilgili çok fazla çalışma yapılıyor ama ne yazık ki vatandaşlarımız araştırma yapmadıkları için bu tür çalışmalardan faydalanamıyor. Evet sayın seyirciler, hepinize engelsiz bir yaşam diliyorum. Haftaya tekrar Kanal 3 ekranlarında görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Engelli olmak onlar için bir engel değil ancak engelleri ortadan kaldırması gerekenler de ne yazık ki bu konuda pek duyarlı değil. Engelli vatandaşlar hayatlarındaki engelleri kaldırıyor belki ama bizlerin onların önüne çıkardığı engellerin üstesinden gelemiyor. Yaşamak bazen gözsüz görebilmektir. Karanlığa inat. Tutunabilmek ve yol almaktır. Elsiz, ayaksız, engellere inat. Gülebilmektir sessizce. Ve sevgiyle paylaşmaktır hayatı. Özürlü olmak hiç kimse için bir tercih değil. Beklenmedik bir kaza, zamanında tedavi edilemeyen bir hastalık, gebelik dönemindeki bir ihmal veya yanlış. Sebebi ne olursa olsun, özürlülük hayatın asla göz ardı edilemeyecek önemli gerçeklerinin başında gelir. Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, dünyanın her bölgesinde belli oranlarda özürlü yaşar. Tümüyle yok edilmesi mümkün olmayan bu büyük gerçek, toplum hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Özürlünün yaşamını zorlaştıran sadece özür değil, onu ikinci sınıf bir yaşama mahkum eden ve dışlayan ayrımcı anlayış ve uygulamalardır. İnsan hak ve özgürlükleriyle bağdaşmayan ayrımcı uygulamalara karşı, özürlülerin hak ve özgürlüklerine esas alan modern yaklaşım, beraberinde modern kurumsal düzenlemeleri de zorunlu kılmıştır. Ülkemizde sahayla ilgili ilk kurumsal düzenleme, 1997 yılında kurulan Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı'dır. İhmal ve ilgisizlik sonucu artan özürlü sorunlarının mevcut işleyiş ve yöntemlerle çözülmeyeceği genel bir durum tespitiyle netlik kazanmıştır. 2004 yılında yayınlanan Özürlüler Araştırması, genel bir durum tespitinin yanında yeni yaklaşıma da esas teşkil etmiştir. 8,5 milyona yaklaşan özürlü nüfusunun genel nüfusa oranı %12'yi aşmaktadır. Bu oranın yaklaşık olarak %9'u süreyen ve ruhsal özürlüler, %3'ü ise fiziksel özürlüler grubunda yer alıyor. Fiziksel özürlülerin %40'la ağırlıklı grubunu ortopedik özürlüler oluştururken bunları sırasıyla görme, zihinsel, konuşma ve işitme özürlüler istiyor. Ortaya çıkan önemli gerçeklerden biri de yaşa bağlı olarak artan sağlık sorunlarıdır. Özürlü nüfusun yaklaşık 1/3'ünü 50 ve üzeri yaş grubu oluşturuyor. Araştırmanın ortaya koyduğu çarpıcı sonuçlardan biri özürlülerin eğitim durumudur. Özürlü nüfusun yaklaşık yarısının
herhangi bir eğitim sürecini tamamlamamış olması bu acı gerçeği gözler önüne seriyor. Eğitim gören özürlülerin yaklaşık yarısını ilkokul mezunları oluşturuyor. Bilimsel veriler ışığında başlayan değişim hareketinin temel çıkış noktası, bu ayrımcı yapıyı tamamen sona erdirecek yeni ve köklü bir bakış açısı olmuştur. Çağdaş uygarlık yarışında hızlı adımlarla yol alan Türkiye'nin özürlüler politikası, sosyal devlet anlayışının gereklerine uygun olmak zorundaydı. Modern toplumlarda kabul gören bu yeni bakış açısının ayrıcı özelliği, uyuma ve engelleri ortadan kaldırmaya dönük olmasıdır. Çünkü toplum hayatının acı bir gerçeği olan özürlülük, yalnız özürlü bireylerin değil, bütün toplumun sorunudur. Köklü çözüm politikalarının hedefi, özürlünün fırsat eşitliği içinde toplum hayatına tam katılımını sağlamaktır. Aileleriyle birlikte ülke nüfusunun yarısını doğrudan ilgilendiren özürlülük konusu, modern sosyal devlet anlayışıyla yeniden ele alınmış ve bu doğrultuda büyük reform gerçekleştirilmiştir. Uzun ve titiz çalışmalar sonucu hazırlanarak 59. hükümet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen ve 1 Temmuz 2005 tarihinde genel kurulda kabul edilen 5378 sayılı özürlüler kanunu bu yeni bakış açısını toplum ve devlet hayatına kazandırmıştır. Ülkemizde özürlülerle ilgili ilk kanun olarak 7 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren özürlüler kanunu ve beraberinde hazırlanan yönetmelikler yeni hizmet ve uygulamalarında habercisi olmuştur. Kanunun öngördüğü hizmet ve yardımların gerçekleştirilmesi için ülke bütçesine yıllık yaklaşık 1.4 milyar YTL, başka bir ifadeyle yaklaşık 1 milyar dolar yük getireceği öngörülmüştür. Sağlıkta, eğitimde, üretimde, istihdamda, hayatın her alanında, fırsat eşitliği içinde kendini geliştirmek ve toplumsal hayata katılmak. Başta koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri olmak üzere, özürlülerin eğitimi, bakımı, rehabilitasyonu, istihdamı ve genel olarak iş ve toplum hayatına uyumu bu kanunla güvence altına alınmıştır. 5378 sayılı kanun doğrultusunda hazırlanan yönetmeliklerle, ulusal politikaların temelini oluşturan pek çok husus, hukuki bir zemin kazanmıştır. Yeni hizmet atağının önemli hedeflerinden biri de, işitme engellilerin toplumsal hayata tam katılımlarına yönelik Türk işaret dili sisteminin oluşturulmasıdır. Köklü ve kalıcı çözüm fikrinin önemli bir boyutu, yerel yönetimlerin üstlendiği rol ve yükümlülüklerdir. Kanunla, büyükşehir belediyelerinde özürlü hizmet birimleri oluşturulmuştur. Özürlüye dönük bu yeni bakış açısının hayata geçirilmesinde, yerel yönetimler belirleyici bir rol üstlenmiştir. Özürlülerin yaşam standartını yükseltmek amacıyla, özürlü aylıklarının miktarı artılmış ve kapsamı genişletilmiştir. Böylece, özürlü aylıklarında kademeli olarak 2 ve 3 kat oranında artış sağlanmıştır. Yeni bakış açısının getirdiği önemli yaklaşımlardan biri, özürlüyü sosyal çevresinden koparmadan aile ortamı içinde bakımının yapılmasını teşvik etmektir. Yeni uygulamaya göre, evde bakım karşılığında bir asgari ücret tutarında ödeme yapılmaktadır. Ağırlıklı sorun alanı olan eğitim hizmetleri, sosyal devlet anlayışının gereklerine uygun hale getirilmiştir. Özel eğitim sürecinden yoksun kalan tüm özürlü çocukların özel eğitim giderleri, kanun gereği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Eğitim alanındaki bir başka atılım, kaynaştırmalı sınıflarda ve özel eğitim okullarında öğrenim gören özürlü öğrencilerin okullara erişiminin ücretsiz sağlanmasıdır. Özürlü gençlerin üniversite eğitimi önündeki engelleri kaldırmak amacıyla üniversitelerde özürlüler danışma ve koordinasyon birimleri oluşturulmuştur. Özürlü üniversite öğrencilerine öğrenim kredisi, katkı kredisi ve yurt tahsisinde öncelik getirilmiştir. 2003 verilerine göre sigortalı özürlü sayısı %50'nin altındadır. Genel sağlık sigortasıyla mevcut uygulamalardan kaynaklanan sağlık hizmetlerine köklü çözüm getirilmiştir ve bütün özürlüler sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır.
Özürlülerin bugüne kadar yaşadığı önemli engellerden biri de ihtiyaç duydukları ortez ve protezleri temin edememek olmuştur. Özürlülerin kurumlarınca karşılanamayan ortez ve protezler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu tarafından karşılanmaktadır. Köklü bakış açısının önemli göstergelerinden biri de özürlülerin üreterek toplum hayatına katılma talebine verilen cevaptır. Özürlü istihdamını kamuoyu gündeminde tutmak ve kurumların bu yöndeki çabalarına hız katmak üzere Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2005 yılı özürlülerin istihdamı yılı olarak ilan edilmiştir. Bu uygulamayla özürlü istihdamında büyük başarı sağlanmıştır. Özürlülere dönük vergi muafiyeti konu ve kapsam olarak genişletilmiştir. Yeni hukuksal düzenlemede ayrımcı bakış açısını tamamen ortadan kaldırmak üzere ayrımcı tutum ve uygulamalara ceza getirilmiştir. Bu değişimin hedefi toplumsal engelleri ortadan kaldırmak ve özürlüye uyumlu hale getirmektir. Yeni düzenleme ile toplu taşıma araçları, kamuya açık tüm yapılar, kentsel altyapı ve fiziki ortamların tamamen uyumlu hale getirilmesi öngörülmüştür. Bunun için belediyelere 2012 yılına kadar süre tanınmıştır. Hedef, fırsat eşitliği içinde özürlü bireyin yaşam kalitesini artırmaktır. Hedef, özürlülerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını sağlamak ve bunu güçlendirmektir. Hedef, özürlünün insan hak ve özgürlüklerine uygun bir yaşam sürdürmesinin önündeki engelleri kaldırmaktır. Yaşamak, paylaşmaktır hayatı. Her adımda, her hecede. Yaşamak, paylaşmaktır hayatı. Sevinçte ve kederde. Sen gülünce içim aydınlanıyor. Yüreğim ferahlıyor. Sen gülünce bahçedeki akasya da gülüyor. Sen gülünce içim ısınıyor. Yorgunluğum geçiyor. Sen gülünce aydınlanıyor dünya. Boy veriyor içimdeki sevgi ağacı. Daha gür akıyor nehirler. Engelsiz bir Türkiye için